Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bir Olbaş Yiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Dev Malkoç'ta birinci seri videoyu izlemiştiniz. Şimdi Malkoç'un hareminin yanına geldik. E tabi elinizde bu kadar güzel bir köpek olunca ona da uygun bir damızlık dişi kadrosu kurmanız gerekiyor. Sevgili Tuna Balta'nın ikinci çiftliğindeyiz. Malkoç'tan birlikte haremin ziyaretine geldik. Malkoç, sen ne kadar şanslı bir oğlansın ya. He? Hem yakışıklısın, hem çok fazla hayranım var. Hem de senin için eşleşip güzel yavrular alacağım. Dişiler hazırda bekliyor. Şimdi yavaş yavaş o dişileri tanıyacağız. Tunacığım, hazır mısın? Evet, hazır. Aslanı getiriyoruz dişi aslanlarla tanıştırmaya. Biz hazırız, gel bakalım. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Gel bakalım Malkoç'cum. Gel, seni manitalarla tanıştıracağım. Gel 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 gel. Gel bak, burada her yer manita bak. Bak. Bir merhaba de. Evet. Gördüğünüz gibi Malkoç çok centilmen bir beyefendi. Bayanlara, kadınlara nasıl davranması gerektiğini biliyor. Tunacığım, o arada Malkoç dişiyle tanışırken sen de bir dişi hakkında bilgi verebilir misin bize? Evet, kimdir? Dişi kadroya yeni dahil oldu. Yine Malkoç'un soyundan, boğaç soyundan dediğimiz bir dişimiz. 14 aylık, genç, çok hareketli, dinamik. İnşallah karnında eşleştireceğiz Malkoç'la. O Malkoç'un hareminde kadrolu olarak göreve başladı inşallah. Hakikaten çok dinamik ve atik bir dişi. Çok da güzel yavrular vereceklerdir. Şimdi biz Malkoç'a dişi seçerken, Malkoç ebatlı bir dişi olduğu için şu anki en büyük problemlerimizden birisi de biliyorsun. Ebatlı bir erkek olduğu için. Ebatlı bir erkek olduğu için dişilerimizin sistemlerinin çok düzgün olmasına özen gösteriyorum. Hı hı. Dişi kadrosunu kurmaya çalışırken. Çünkü çıkacak yavrular çok ekstra yükseklikte olabilir. Kalça disfalisi yaşamamak istemiyoruz. Evet, kesinlikle. O yüzden sağlıklı dişilere eş yapmaya çalışacağız. O dişi de buna uygun diye düşünüyorum. Çok güzel bir dişi. Gel bakalım kızım, gel. Gel bak. Bak, sana yakışıklı bir adam getirdik. Şimdi köpeklerin beden dilinde acaba aralarında nasıl bir iletişim var? Birbirlerine ne diyorlar şu anda? Malkoç da ilk defa görüşüyor şu an bu dişiyle bu arada. Size kısmet oldu. Dişi çünkü daha dün kadroya geldi. Malkoç'la tanışmamıştı. Tamam, Malkoç'un dilinden bir konuş bakalım Tuna. Ne diyor şu anda dişiye? He? Hoş geldin. Bence erotik bir konuşma olabilir. O yüzden ben çok fazla... Hayır, birbirine çok yakın onlar. Bak, aman orada bir sakatlık çıkmasın. Tamam, gel biz seni Malkoç'tan tanıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi dişler arasında arkadaşlar çekememezler. Sert bir dişi o. Kız, ne yaptın sen? Afitap dişi. Oldukça sert bir dişi. Evet, kaprisli bayan dediğimiz durum bu mu oluyor? Aynen öyle oluyor. Gel bakalım, devam edecek mi kapris? Bir kontrolü kapris devam eder muhtemelen. Eder mi diyorsun? Evet, çok gerçekten dişi olarak çok agresif bir dişi. Abi baksana, bu dev de çok seçici. Hemen Afitap Malkoç'tan tanışma isteğini geri çevirince Malkoç hiç rol olmadı. Afitap kız, böyle yakışıklı köpeği bulmuşsun. Niye trip yapıyorsun ya? Senden güzel yavrular alacağız. Neyse. Devam edelim biz. Hadi bakalım. Afitap, tamam, sen kaprisinle orada tek başına takıl, tamam. Biz diğer dişilerin yanına gidiyoruz. Şimdi benim yanıma gelirken de dikkatli gel Filo. Bu o da zaman gel biraz... sen böyle gel. Bu da biraz gel. Değişik o çok bir güzel dişi. Onu şurada gösterelim. Seni böyle yukarı alayım Tuna, gel yanıma. Tamam. Hadi gel bakalım. Malkoç. Yukarıda gözükelim. Bu da oldukça ebatlı bir dişi bu arada. Burada da gösterelim. Malkoç'un yanına çıkalım. Hadi. Gel. Malkoç'un yanına çıkınca küçük kalmasın diyorsun ha. Yo, dişin çok güzel hakikaten. Bak, bir hanımefendi daha geldi Malkoç. Gel. Gel. Evet. Gel kızım, gel. Hakikaten gel. Rengi falan da çok güzelmiş işini. Tüyü, kalınlığı, kafası oldukça hoşumuza gidiyor. Kız, bak. Malkoç burada. Biraz, o kadar mı sert? Çok sert. Az önce. Evet, onun da altını çizelim. Arkadaşlar, bazı dişiler kızan döneminde olmadıkları zaman erkeklere karşı çok kabullenici tavır sergilemeyebilirler. Evet. Bu normal, bazı dişlerin mizacı sert. Hatta kızan dönemine girdiği halde o sertliğini hiç kaybetmeyen dişler de var. Sana kesinlikle da denk gelmiştir. Aynen Malkoç. Öyle oluyor. Benim yakışıklım oturdu mu diye. Gel şöyle yan yana gelelim, oturalım inşallah. Belki güzel bir görüntü olur. Hadi tamam, gel. Tamam Malkoç, tamam sakin gel. Ol. Tamam Malkoç, seni görünce hemen bak ayağını uzatacağım. Evet, ayağını uzatmak tamam, istiyor. Uzat. Dur. Dönmesin aman, arada aman. Sakata gelme. Sakata gelirim, arada kalırım. Tamam, o zaman uzaklaş. Yok, sen sakata geleceksin gibi orada. Yok, gelmem yanına ben. Malkoç kocaman olduğu için ben arkasında kayboldum. Ben şimdi konuşurken Malkoç konuşuyor gibi görünüyor herhalde. Evet, hey bebeğim, ne haber? Nasılsın? Gel tanışalım seninle. Ne oldu? Tamam. Tamam. Oğlum buraya yürümeyeceksin. Dişiye yürüyeceksin. Adam. Malkoç, yanlış yere yürüyorsun. Ya gerçekten çok duygusal bir bağ var aramızda. Belli. Hadi bakalım.
Kızım. Tamam. Kızım sakin sen de. Dişi hakkında da biraz bilgi verebilir misin? Yaşı kaç? 4 var mı? Dişinin yaşı 3,5 evet. Bu da kadroya yeni dahil oldu. Çok güzel bir Aksaray dişi. Tarafından geldi. Soylu hakkında tam böyle çok bir bilgim yok açıkçası. Güzel bir köpek ama benim hoşuma gitti. Yani hatta yani, şu anki mevcut dişilerin arasında en çok hoşuma giden dişilerden birisi. Bence de öyle. Yani damızlık konusunda daha önce yavruları alınmış olan bir dişi. Hı hı. O yüzden damızlığına güveniyorum. Yavrularını gördük daha önce. İnşallah bizde de nasip olur yavrularını almak. Bence biz bu adam görürüz. Centilmen ya. Ona atar yapmaz bu dişi. Gel bak. Yok şey. Gel. Gel Malkoç. Sen biraz yaklaştır dişiyi. Bak yakışıklılığa bak ya. Böyle adamı bulmuşsunuz. Gel kızım. Gel. Hadi gel. Tuna korkuyorsun herhalde. Dişi ben sert. Ben çekiniyorum. Dişi gerçekten sert. Yok. Yani az önce videoya başlamadan önce bir sertlik yaptı. Oğlum bu kızlardan senin çektiğin nedir ya? Bir tanesi oradan atar yapıyor. Bir tanesi buradan atar yapıyor. He? Nasıl olacak bu işler Malkoç? Bakalım en çok Malkoç'a karşı şimdi ilk gösterdiğimiz dişin ismi neydi? İlk gösterdiğimiz avşar dişi. Avşar dişiden araları iyi. Çok iyi evet. Bence güzel. Şimdi avşar Afi dişi birazcık daha bebek bir dişi. Evet. O genç. Yüzden oyuncu genç bir dişi. Hayır tamam yok bak tanışacaklar evet bir şey yok evet. Bak onu Malkoç tavlayacak abi bak. Ben sana söyleyeyim evet. Evet ilk defa tanıştıkları için. Tamam tanışsınlar evet tamam. Güzel. Evet küçük hırlamalar başlıyor. Tamam. Oo tamam kızım sakin yok, ol. Dişi. Sakin ol kızım. Tam bir cazgır. Ya 3,5 yaşında oyun evet. Falan çağını geçmiş bir dişi. Çok güzel abi. Çok güzel. İnşallah bundan da sağlıklı yavrular alırsın. İnşallah bakalım. Ona form olarak benzeyen bir tane daha dişi var orada. Evet. O arada Tuna onu da alıp getirsin. Hadi kız, bakalım. Sen bunu Emre abiye teslim edelim. Şey gibi oldu, evlendirme programı gibi oldu anasını satayım bu Tuna böyle baksana. Malkoç'a dişi beğendiriyoruz. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun öyle oldu. Malkoç senin gelirin bu dişinin arabasının benzinine yetmez. Ben sana söyleyeyim sen bundan vazgeç. Gel bakalım. Bir de şunu da tanışalım. Yaksın. Nereye geçelim? Hadi bakalım. Gel oğlum bakalım. Başka neler var orada gel. Jessica dişinin yanına gidelim bakalım. Jessica merhaba. Ben Malkoç. Malkoç kararsız kaldı. Evet, o dişiye mi gitsem? Bu dişiye mi gitsem? Gel diyor. Bakalım. Yalnız arkadaşlar Malkoç'un hakikaten boyutunu şöyle bir göstermek istiyorum yanımda. Bakın. Şuradan şöyle kaç, yapalım. Boyun kaç bir ol? Ya benim boyum artık kanalda bilmeyen yok. Merak etme. 1.88 ayakkabısız. 1.90-1.91 ayakkabılı. Maşallah. Çok yakışıklı. Hadi gel. Gel bakalım. Jessica. Jessica'dan enerji almadı herhalde. Elektrik Malkoç, almadı. Malkoç gel oğlum. Gel. İzleyenler bir yorumlasın gel. Bakalım. Malkoç'un en fazla hangi dişiyle elektriği tuttu. Jessica. Gel Jessica ya. Bir tanışın ya. Niye bu dişilerin hepsi böyle nazlı ya? Ya Tuna. Ben bir şey söyleyeyim mi? Malkoç'u gören böyle bir değişiyor sanırım. Gel. Bir tanışın bakalım. Gel. Aferin. Aferin sana. Malkoç sen de birazcık ısrarcı ol. Biraz manitacı ol ya. Vallahi hiç manitacı değilsin ya. Bu kadar özgüven takım adam. O kadar çok manitası var ki. Ama. Bir şey söyleyeceğim. Malkoç'un gerçekten bir haremi olduğu için artık bıktı galiba. Jessica dişiyi sen hatırlarsın. Evet hatırlıyorum. Alman çobancı Sinan Çinoğlu evet, abimiz Sinan var. Abiden vermişti. Evet. Çok güzel bir çok dişi. Sağ olsun. İlk tanışmamızda bize kesinlikle bir bedel talep etmeden hediye ettiği evet. Bir dişi. Sinan abi süper bir adam. Oradan buna da selam evet, olsun. Selam Sinan olsun Çinoğlu. Sinan Çinoğlu. Türkiye'de en iyi Alman kurdu yetiştiricilerinden kesinlikle. Bir isim. Başlı başına bir marka. Bizi hem ulusal platformda hem de uluslararası arenada köpeklerinden temsil ediyor. Çok iyi de dereceleri evet, var. Süper. İşini layıkından yapan İnşallah bir adam. İnşallah bir gün bir orada bir video yapılmıştı galiba. Beraber yapmıştık galiba. Tekrar yapılması gerekiyor. Tekrar bence yaparız. Güzel tekrar olur. Yaparız. Bak evet. Bu arkadaki çirkin kara bir dişi. Tamam ben sana söyleyeyim bak. Bu en çirkin dişi olabilir Malkoç. Dikkatle evet, gidelim yanına. Dişimiz tüyde. En çirkin dişimiz. Ama güzel yavrular veriyor değil mi? Şimdi aynen öyle. Sen zaten biliyorsun. Ben değerini tartışamam dişinin. Gerçekten. Ne oluyoruz? Dişinin değerini tartışamam. Sakin. 4 yaşında, 13-14 aylıkken bana geldi, Hüma ismi. Gel Malkoç gel. İzmir'de Çetin abi var üretici, ondan almıştım dişiyi. Yani damızlık için bazen boy, evet. Poz, renk bunlar önemli şeyler değil. Evet bazı dişilerde bu özellikler bazı var. Bazı dişilerde aramıyoruz bunu. Bazı dişilerde kan kendisinin önüne geçebiliyor. Aynen öyle bir Hatta, durum söz konusu. Hatta şöyle bir tespitim de var benim. Nice efsane olmuş köpek genelde ya. 75 santim dişilerden çıkmıştır. Evet kesinlikle ben de katılıyorum buna. Ve bir şey söyleyeyim Malkoç'un annesi de öyle bir dişi. Malkoç'un annesi maksimum 80 santim boyunda bir dişi. Babası da
87-88 santim bir köpek belki. Hı hı. Ama 95 santim bir köpek vermiş yani. Evet. Bu muazzamlar. Bu iş soyla alakalı bir durum. Muazzamlar. Hakikaten tabii muazzamlar. Yavruyken verilen emek de önemli. Kesinlikle. Böyle bir köpek büyütmek. Tamam. Böyle bir köpek büyütmek şey değil, kolay değil. Yani Malkoç'u ben büyütmedim. Gel ama Malkoç. Gerçekten büyüten abimizin emeklerine sağlık Davut abi. Hüma gel kızım bakayım. Gel kızım benim. Aferin kızım sana. Dişilerinin hepsi birbirinden güzel Tuna. Gerçekten çok güzel bir kadro kurmuşsun. Teşekkür ben eminim ederim. Ki Malkoç'tan da çok başarılı üretimler yapıp Türk çoban köpeği popülasyonuna ciddi katkılar sağlayacaksın. İnşallah. İlerleyen senelere güzel genetikler ve güzel yavrular aktarılacak. Hedefimiz ama bana bu. Sorarsam Malkoç'un en çok bu genç dişiyle elektriği tuttu, enerji suydu. Hatta şunu yapalım bence. Birazdan dişileri kafeslerine alalım. Tamam. Malkoç'tan bu arkadaşları bir flört yemeğine çıkartalım. Bir tanışsınlar, bir salalım onları. Tamam. Bakalım ne olacak. İzleyenleriniz bir görsün. Arkadaşlar Tuna'nın hesabı Tuna Balta Instagram'da. Evet. Ve gerçekten çoban köpekleri konusunda kısa bir sürede hızlı bir ivme yakaladın. Aslında uzun süreden böyle bir işin içindesin ama evet, son 1,5-2 senede böyle merdivenleri 3'er 5'er atlamaya başladın. Aynen öyle. Eminim ki çok güzel de yavruların olacak yakında. İnşallah. Hedefimiz bu. Tamam. Abi emeğine yüreğine sağlık. Çok teşekkür hakikaten ederim. Malkoç için çok güzel bir damızlık kadrosu kurmuşsun kardeşim. Öncelikle çok tebrikler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İzleyenlerin de takdirini toplayacağını düşünüyorum ben. Sizden böyle bir görüş geldiyse ne mutlu bana. Eyvallah. Hedefime ulaşmışım demektir. Estağfurullah kardeşim. İlk videoda çok keyifliydi. İkinci videon da çok keyifli. Malkoç'ta nazar değmesin maşallah. Çok teşekkür güzel bir ederim. Köpek. Çok da güzel dişi kadrosu kurmuşsun. Biz zaten burada birazcık daha videoda işin esprisindeydik. Aslında anlatmak istediğimiz şey arkadaşlar, damızlıkçılık nedir? Yani bir köpek damızlık seçilirken hangi vasıflara dikkat edilir? Bunları işledik bu konuda. Birazcık esprili bir şekilde işledik. Genç dişiler olsun, diğer orta yaşlı dişiler olsun ya da yaşlı dişiler olsun, köpeklerde kan attı, doğru dişileri kullanmak, doğru dişilerden güzel yavrular almak hakikaten çok önemli. Maalesef her eşleşmeden istediğimiz yavrular çıkmıyor. Çıkmıyor tabii. İyi çok soy takibi yapmak evet, lazım. Evet, kesinlikle. Bunu ben biz deneye yanıla şekilde aslında biz buralara kadar geldik diyelim. Adam reis, adam reis yaptı yine. Adam. Hadi bakalım. Hop şöyle karşı karşıya. Reis kokluyor. Tamam tamam. O senin zaten. O zaten senin oğlum. Sıkıntı yok. Adam bak kalktı. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tuna'nın da ben Instagram hesabını ekliyorum zaten, isim ve soy ismiyle Instagram hesabı Tuna Balta olarak. Malkoç. Çok yan yana getirmenin, yan yana getirmenin faydalarını gördük. Malkoç dikkat. Lan oğlum direkt yürü ve kızaran videonun önünde dur. Videoyu kapatalım. Sen ondan sonra biz zaten sizi aynı kafeste bırakacağız. Sen merak etme. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.